Cumhurbaşkanı Erdoğan'la devam edelim. Siyaset bloğuyla devam edeceğiz. CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin memleketindeydi Cumhurbaşkanı Yalova'da. İnce'ye birinci çıkamazsan siyaseti bırakacak mısın diye sordu yine. Sonra da ana muhalefete Demirtaş'a verdiği destek üzerinden çok sert tepki gösterdi. 24 Haziran sonrasına ilişkinde önemli bir değişikliğin sinyalini verdi. Konu Cumhurbaşkanlığı adaylığıydı. Hükümlüler gibi tutuklular da aday olamayacak dedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. 24 Haziran'da birinci çıkamazsan siyasi hayatını bitirecek misin? Var mısın? Bu hırs hepsini bitirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye memleketi Yalova'dan işte böyle meydan okudu. Yalova'nın bir milletvekili var. Şu anda Cumhurbaşkanı adayı. Bu kişi 4 dönemdir Yalova milletvekili. Bu kişinin Yalova'ya kazandırdığı herhangi bir hizmeti biliyor musunuz? Erdoğan CHP ve İnce'yi terör örgütüne destek vermekle suçladı. Demirtaş serbest bırakılmalı çıkışına bir kez daha tepki gösterdi. Edirne'de cezaevi ziyareti yapıyor. Onu ziyaret ediyor. Şu hale bak ya. Bırakın diyor, çıksın diyor. Bu kişi Diyarbakır'da dökülün sokaklara demek suretiyle orada 53 tane Kürt kardeşimizin ölmesine neden olan kişi değil mi? Ya bunlar katillerle beraber. Bunlar bu ülkede teröristlerle beraber. Erdoğan seçim sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylık şartını değiştireceklerini söyledi. İnşallah şu seçimi atlatalım. Adaylık şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil, tutukluluğu da koyacağız. Niye? Tutuklu olan da aday olamaz. Burası ne, yol geçen hanı mı ya? Türkiye'nin savunma sanayinde elde ettiği başarılar da Erdoğan'ın gündemindeydi. Yalova'dan bir müjde verdi. Bir müjde vereyim. O da şimdi bir de bizim Akıncı uçağımız geliyor. Bu şu anda hiçbir yerde yok ha. İHA'lar işareti verdikten sonra F-16'lar da vuruyor. İnşallah Akıncı çıktığı zaman durum daha farklı olacak tabii. Cumhurbaşkanı FETÖ ile mücadele üzerinden Amerika'yı da eleştirdi. Yatıyorlar, kalkıyorlar, Brunson, 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 Brunson. Kim Brunson? İzmir'deki bunların bir papazı. Bizden onu vermemizi istediler. Dedi ki kusura bakmayın yargıda. Yargı kararını verir, o karara uyarız. Sizler de FETÖ'yü verin. FETÖ yargıda değil. FETÖ serbest. Niye vermiyorsunuz?